Herkese merhaba ve The Sims 4 ev yapımı videosuna tekrar hoş geldiniz. Bu sefer aslında karşınızda bir ev yapımı değil, bir restoran yapımı videosu var. Dine Out serisine yeni bir restoran yapmak istedim. Ve bu sefer videoya çektim inşaat ederken. Bilmiyorum. Bu sefer küçük bir restoran yapmak istedim. Önce restoran yapmıştım video çekmeden fakat çok kötü oldu, sonra sildim. Bu yüzden tekrar çekeyim dedim ve bu sefer yaptığım restoran gerçekten güzel oldu. Ve umarım Burger ailesine yakışacak bir restoran olur. Çünkü bence yakışacak. Onun dışında şu anda izliyorsunuz nasıl yaptığımı. Şu an bunun üstüne konuşmak çok garip geliyor. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. O yüzden beni bağışlayın eğer saçma şeyler söylersem. Fakat sesim şu anda biraz yatıştırıcı gibime geliyor. Bu yüzden ASMR yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak başımı kaşıyacağım falan. Hayır, yapmayız öyle bir şey. ASMR diye bir YouTube'da şey var. Fenomen tarzı popo. Oradan aklıma geldi fakat ne yapayım dedim bilmiyorum. Neyse. Şu anda gördüğünüz restoranın mutfak ve koridor mu desem ya da lobi mi desem, lobisi gibi bir şeyini yapıyoruz. Şimdi bu restoranın yemek bölümü dışarıda olacak. Bu yüzden hani daha böyle yaza uygun bir restoran bence. Onun dışında yeşil bir çatısı var ki bence gayet havalı oldu. Yani açıkçası bu restoranı hiç böyle şey yapmadan, hiç plan yapmadan direkt böyle ne varsa rastgele yaparak hani ortaya çıktı bu. O yüzden bence fena değil. Ve şu anda hala üstüne konuştuğum için ne söyleyeceğimi düşünmeye çalışıyorum. Şu tamamıyla doğaçlama. Her zaman doğaçlama neredeyse ama neyse. Arka kısmı gördüğünüz gibi yeşillik içerisinde ve nedense bu lotta çok fazla Romantic Garden Stuff'tan gelen eşya kullandım. Neden bilmiyorum. İçimden geldi. Hani hem dışarıda belki yemek masaları ve sandalyeleri koyduğum için böyle çiçeklerle süslemek içimden geldi. Belki ben de bilmiyorum. Onun dışında gördüğünüz gibi büyütüyorum çiçekleri ki daha güzel gözüksün. Bir de ben şunu düşünüyorum bazen. Romantic Garden Stuff'tan gelen sadece çiçekler var. Mesela çalılık yok. Hani bush var sadece. Bush diyorum. Tam tersi. Bush yok. Yani sadece çiçek kısmında birkaç çiçek yani koymuşlar. Ve bu bence az. O yüzden bilmiyorum. Like that's not enough. No. Ve gördüğünüz gibi renkli çiçekleri ortaya koyuyorum. Büyüttüğüm çiçekler. Onun dışında başka. Ön kısmında yemek masası koymadım. Fakat çok fazla süs koydum. Onlar da Romantic Garden Stuff'tan gelen süsler. O yüzden şimdi göreceksiniz. Onun dışında bayağı uzun bir video oldu aslında bu. Üstüne ne kadar konuşabileceğim bilmiyorum ama bence güzel bir video oldu. Şu an iyice saçmalamaya başladım ama gerçekten. Eğer bu konuşmalı videolardan yapmamı istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz çok iyi olur. Hatta bence buraya kadar gelmeniz bile büyük bir başarı. Çünkü bence şu ana kadar çıkmış çok fazla kişi olabilirdi. So that's a good thing. Bu arada restoranın adı Robocop Restaurant. Niye Robocop? Çünkü restoranın sahibi Rob. Bu yüzden hani Robocop. Robocop diye bir çizgi film vardı. Oradan da bir alıntı yapayım dedim. Neden yaptım bilmiyorum ama. Bu arada ben şeyi hala seçmedim. Restoranın hani hangi yemekler dağıtacağını, hangi yemekleri sipariş vereceğini şey yapamadım. Hiç dokunmadım. Hani balık mı, işte ne bileyim akşam yemeği mi, kahvaltı mı? Onlara hiç bakmadığım için açıkçası ben de tam olarak bilmiyorum ama. O yüzden ona bakacağız. Bir şey daha ise bu restoranın çok acayip küçük olmaması. Hani ben şey demiştim böyle küçük minik bir restoran yaparım diye aklımda vardı. Hatta galiba öyle söylemiştim bile. Dine Out'un ikinci bölümünde fakat küçük olmadı. Yani küçük oldu ama hani böyle çok giriş seviyesinde bir restoran olmadı. Daha böyle nasıl desem hani giriş ve orta arasında. Hani beginner ve işte intermediate arası bir popo. Şu an ne diyorum bilmiyorum ama hani çok böyle acayip sakin ve basit bir restoran değil, onu demek istiyorum. Hani bir şıklığı var. O yüzden umarım seversiniz. Bu kısımda gerçekten o kadar çok uğraştım ki hani uğraşmak da değil. Hani öylesine rastgele eşyalar koydum, değiştirdim. Bir 50 kere değiştirdim. O yüzden hatta yani gereksiz kısımları editleyip çıkardım bile. O yüzden şey yapmanıza gerek yok. Boşu boşuna. Of be Brinka, bize izletiyorsun, gözlerimizi bozuyorsun demek zorunda değilsiniz. Gibi gayet harika bir şey. O yüzden la 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 la. Neyse. Onun dışında birazdan bu gördüğünüz
çimenlik kısmı tamamıyla sileceğim ve onun yerine böyle bir gölet koyacağım ki bu da komik. Neden böyle yaptım ben de bilmiyorum ama. Whatever. Onun dışında tuvaletleri nedense çok sevdim. Henüz yapmadık ama hani böyle restoranın içinden bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum, bana çok güzel, böyle küçük ama böyle çok anlamı olan tuvaletler gibime geldi. Şu an ne diyorum bilmiyorum ama öyle. Birazdan göreceksiniz. Yeah. Onun dışında zaten şu an görüyorsunuz Romantic Garden Stuff'tan gelen eşyalar. Ve Move Object şifresi kullanmak zorunda kaldım. Çünkü bazı çiçekleri heykellerin altına koyamıyordum. O yüzden kullandım. La la la. Onun dışında la la la. Yani Romantic Garden Stuff'ta gelen eşyalar bilmiyorum. Aslında güzel ama az. Hani bilmiyorum. Tam bir Sims paketi yani. Sims'ten beklenecek bir paket yani. Hani böyle sevmeyeceğimiz ama birkaç ay sonra aman tanrım aslında bunlar güzelmiş, buna para verdiğim için şanslı hissediyorum deyip işte birkaç ay sonra buna para verdiğime hala inanamıyorum dediğimiz bir paket gibi bir şey bence. Bilmiyorum. Zaten Sims 4 hala yolu belli olmayan bir, pardon, sonu belli olmayan bir yola çıktı. O yüzden bilmiyorum. Zaten yazın da kids, yani çocuk temalı bir eşya paketi çıkacak. Ki onun da sonucu ne olacak bilmiyorum. Bu yüzden korkuyorum. Umarım hani eşya paketinden sonra iyi bir eklenti paketi çıkarırlar ve Sims 4'ü de yani hayata geri döndürürler. Çünkü ben istiyorum açıkçası gerçekten. Yani o kadar yıllık Sims oynayıcısı olarak gerçekten isterim. Sims 4'ün kötü bitmemesini isterim ben. Gerçekten. Çünkü Sims 1 zaten başlı başına eser. Sims 2 daha da bir eser. Sims 3 de güzel. Hani eser demiyorum ama güzel. O da bir eser ama hani bir Sims 1 ya da 2 olamaz ama güzel. Ki başta ben sevmiyordum ama sonradan sevdim. O yüzden güzel. Neyse. Fakat Sims 4 gerçekten hani çok hani herkesten eleştiri aldı. Yani benim en sevdiğim, yani oyunu en çok sevdiğini bildiğim insanlar bile kötü olduğunu söyledi. Bu yüzden gerçekten yani sorun demek ki hani bizde değil. Oyunda. O yüzden bunu bir yere netleştirelim. Bu arada orada o ocağı koyamadım duvarı. O yüzden çok sinirlendim. Neden koymadım bilmiyorum. Dediğine göre arkasındaki duvar dik geldiği için koyamıyorum ve bu çok saçma. Daha önce hiç böyle bir şey olmazdı Sims'te. Niye olmuş bilmiyorum. Ya açıkçası ben Sims 4 build mode yaparken bazen böyle çok saçma hatalara denk geliyorum. Hatta böyle bazen düşünüyorum Sims 4 build mode, hani inşa modu bana çok zor geliyor. Böyle yapamıyorum bazen. Neden bilmiyorum. Belki Sims 1 ya da Sims 2 bir de Sims 3'teki bazı şeyleri kaldırdıkları için olabilir. Hani bazı özellikler. Hangileri bilmiyorum, şu an aklıma gelmiyor ama bilmiyorum, bana zor geliyor açıkçası. Hep değil ama bazen çok zorlanıyorum. Böyle mesela yeri olmayan ikinci katta diyelim boşluk bir yer var. Hani yer yok. Oraya yer koymaya çalışıyorsunuz ve koyamıyorsunuz. Şu an ne kadar mantıklı söylemiş olduğumu bilmiyorum ama beni anlamışsanız mı bilmiyorum. Mesela bir oda var ilk katta, yerde. İkinci katı yok. Üstü boş, içi de boş. Oraya yer koyamıyorsunuz. Oraya bir oda koymanız lazım ki sonra yer olsun. Hani bilmiyorum, bana bu çok saçma geliyor ve bunu bu Sims 1, 2 ve 3'te de vardı, o yüzden bilmiyorum niye böyle şeyleri kaldırdılar. Neyse, bu kadar şey yapmak yeter, eleştirmek yeter Sims'i. Bu ışıklar gerçekten çok güzel. Sims 4 Dynaut'tan gelen. O yüzden kullandım her yerde. Hani böyle modern olmasını sevdim. Zaten lobby göreceksiniz, bayağı bir modern yaptım ve ben sevdim. Hani en çok sevdiğim kısım lobby oldu sanırsam. Restorandaki. Onun dışında gördüğünüz gibi o kullanacağımı söylediğim resmi de koydum. Gerçi oraya koymayacağım, sonra yerini değiştireceğim ama yine de kullandım o yüzden. Poporlar uçuştu la la la. Onun dışında gördüğünüz gibi ışıkları sildim ki daha bir insani olsun. Neden bilmiyorum. Buraya süslere bakıyorum. Bu süs çok fazla geliyor. Sonra siliyorum bu süsü. O yüzden like that's weird. Onun dışında videoyu burada bittikten sonra birkaç değişiklik de yaptım. Evde diyorum, restoranda, ama farkında olmayacaksınız. Çünkü çok küçük. Böyle arka duvarlarda böyle süsler falan ekledim. Belki masaya oturan kişiler dekoru beğenmez diye daha fazla dekor sevsinler diye koydum. Onun dışında bizim hostumuzun olacağı yere bakıyorsunuz. Şu anda burası lobby. Aslında lobby diye bir adı yok. Ben lobby diyorum ama yine de. Bence lobby demek buraya çok yakışıyor. O yüzden lobby for the win. La la la. Onun dışında ise
O koyduğum ağaçlı ışıklar gerçekten çok sevdim. Hani bana bir şekilde Sims 3 Seasons'ı hatırlatıyor, neden bilmiyorum ama çok sevdim. Gerçekten en sevdiğim eklentilerden birisi olmuştu aynen. Bu arada eklenti derken hani eşya şey, dekorasyonu demek istedim. Yoksa don't get me wrong, like I'm not stupid or something. Bu arada bu restoran her yaptığım ev gibi geceleyin daha fazla güzel gözüküyor. Ben çünkü şöyle bir şey var, benim hastalığım mı ne bilmiyorum ama bir ev yaparken Sims 4'te ya da Sims 3'te, Sims 2 ve Sims 1'de bu yoktu ama Sims 3 ve Sims 4'te kesinlikle var. Gece olduğunda ışıkların nasıl ışık verdiği benim için çok önemli. Hani etrafı nasıl aydınlattığı ve nasıl bir görünüm sağladığı benim için çok çok önemli. O yüzden hatta bazen sadece gece yapıyorum eve. Hiç gündüze bile başvurmuyorum. O yüzden bakın direkt gece yapıyorum. Umarım iyi olmuştur sonuç. Bu arada niye içeri yemek masası koymadığımı ben de bilmiyorum ama sonra dedim ki tuvaletler nereye koyacak? O yüzden oraya koydum. Ve eğer oraya yemek masası koysaydım tuvaletlere yer kalmayacaktı. O yüzden bence iyi ve mantıklı bir seçim oldu. Gerçi bunu da bir anda fark ettim ben. Yani hiç planlı değildi ama. Her şey doğaçlama bu hayatta. Her şey la la la. Fakat her şey doğaçlama olmak zorunda değil. Hatta bazen planlı olmak çok daha iyi. O yüzden her şeyi oluruna bırakmayın. Siz el atın işe. Buraya kadar gelmişseniz gerçekten sizi yani gönlümün derinlerinden alkışlıyorum. Çünkü belki çok sıkıcı olabilirdi ama belki de değil. Belki de Vanish Ghost'la. Çünkü sıkıştı. Evet, ben iyice saçmalıyorum. Onun dışında açıkçası bu videoyu çekmeden önce kendi kendime düşündüm. Ben 10-15 dakika boyunca bir restoran hakkında nasıl konuşacağım diye kendi kendime gerçekten düşündüm. Ve sanırım neredeyse başarıyorum. Sadece 2 dakika kaldı. O yüzden bunu başarabildiyseniz her neyse o ise size yine alkışlıyorum. Bu arada tuvaletteki ışıkları söylemiştim. Çok sevdim. Yani tuvaletin görünümlerini çok sevdim. Bana göre çok özel ve kişisel tuvaletler. Hani karakteri olan tuvaletler ve karakteri olan tuvaletler benim için çok önemli. Mesela ben gerçekten gelecekte eğer bir ev inşa edersem, ki düşünmüyor değilim ama çok da belli de değil, neyse iç dizaynında tuvalete çok önem vereceğim. Hani benim için tuvalet gerçekten çok önemli. Hani her şey çok kötü olsun, hani evde buzdolabı olmasın, yatak olmasın ama tuvalet böyle çok acayip modern ve hani böyle doğayla iç içe, içinde bitkiler olan falan, camlardan böyle belki tavanı camdan falan bile olabilir. Çünkü benim için bilmiyorum, hani çok önemli tuvalet. Şu anda tabii değil. Çünkü şu an ev yapacak durumda değilim gerçek hayatta ama hani eğer ileride bir ev yaparsam gerçekten öyle düşünüyorum. Like that's important. So. Bu arada az önce gördüğünüz koltukta şeydi. Tuvalete hani giren insanların başka insanları beklemesi için koyduğum bir adet koltuk. Çünkü genellikle öyle koyuyorlar. Ben de niye koymayayım, popolar patlasın diye düşündüm. Bu arada çok fazla masa koyduğumu sonradan fark ettim. O yüzden belli masaları sildim. Ve zaten lot information'da yazdığına göre en az 4 masa koyman gerekiyormuş. Ben 12 tane falan koymuştum. Hatta 24 galiba, bilmiyorum. Yani masa derken oturmalık yer. Hani sandalye daha doğrusu. O yüzden o sondaki 2 taneyi de siliyorum ki bence daha mantıklı oluyor. Hatta buraya daha da fazla koyuyorum. Bakar mısınız, bu kadar masaya kim oturacak? Daha küçük bir restoranız, ben ne yapıyorum? 50 tane sandalye. Kafayı yemiş olmalıyım. Harika. Bu arada gördüğünüz gibi masaların üstünde mumlar da var. O yüzden mumları seviyoruz ve onları alkışlıyoruz. Ve dediğim gibi yine geceleyin yapıyorum olayları. Çünkü gece olması çok önemli benim için. Ve umarım sevmişsinizdir. Ben yorumlarda tüm yorumlarınızı bekliyorum. Yorum kısmında yorumlarınızı atın ve isterseniz videoyu beğenin ya da beğenmeyin. Çünkü bence bu yargılanabilecek bir restoran. Neyse, şu an saçmaladım. Onun dışında umarım restoranımı sevmişsinizdir ve ben kapatıyorum ve video izleyiş bölümüne geçiyoruz hafiften. Ben burayı kapatamıyorum. Bir kapatamadım çünkü videoyu şu anda zamanlamam bozuldu ama yine de buraya kadar gelmişseniz yine sizi alkışlıyorum. Üçüncü kez biliyorum. O ısıtma şeyini koymayacağım çünkü yaz. O yüzden gerek yok ve bay bay. Görüşürüz.